İyi akşamlar sevgili seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. Bu elimde gördüğünüz mini minnacık anayasa kitapçığının Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizine neden olduğunu söylesem ve bu kitapçık nedeniyle enflasyonun %150'leri bulduğunu, 1 milyon insanın işsiz kaldığını ve ülke ekonomisinin %9,5 oranıyla tarihi küçülme oranlarını tutturduğunu belirtsem suçu herhalde bu anayasa kitapçığında yazanlarda arardınız. Ancak bütün bunlara neden olan şey anayasa kitapçığında yazanlar değil, o kitabın hiç umulmadık iki isim arasında fırlatılarak gidip gelmesiydi. 19 Şubat 2001'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Başbakan Bülent Ecevit'le Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında yaşanan o meşhum olay sonucunda krizin çıktığı söylendiği durdu. Acaba bu ne kadar doğruydu? Gerçekten de devletin zirvesinde kitapçık fırlatılmasıyla bir ülke böylesi bir krize girer miydi? Krizler nasıl çıkar, nasıl gelişirdi? 19 Şubat krizinin 4. yılında sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en önemli ekonomik krizlerin tarihini anlatan bir belgesel hazırladık. 4 yıllık bir çalışmanın ürünü ve 2 bölüm halinde yayınlayacağımız bu belgeselle son 82 yılda yaşanan krizlerin nasıl birbirine benzediğini ve krizin mağduru halkın neler yaşadığını sizlere anlatmak istedik. Tarihin yeniden yazıldığı, bir ulusun küllerinden doğduğu, ölümle yaşam arasındaki o en ince çizginin var olduğu günlerde hiç kimsenin aklına ekonomi gelmiyordu. Halk altınını bozmuş, tencereler mermi olmuş, asker tayini diye kuru ekmek yenmiş, Anadolu varını yoğunu biricik yatırıma, özgürlüğe endekslemişti. Ya istiklal ya ölümden daha açık bir vizyon olabilir miydi? Kaçan düşmandan daha süratle ilerleyen kuvvetlerimiz düşman askerlerini denize doğru sürüyor. Canını kurtaracak delik bulamayan düşman silahını atarak teslim oluyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer ordusu İzmir'e girdiğinde bir ulusun son 10 yılda savaşla yoğrulan makus talihi de son buluyordu. Emperyalistleri ülkesinden kovan Mustafa Kemal ve arkadaşları için bu defaki savaşın adı uğruna binlerce evladını yitirdiği bağımsızlığı korumak ve yeni bir ulus, yeni bir devlet ve yeni bir yönetim sistemi kurmaktı. Kurulacak olan yönetimin adı Cumhuriyet'ti. Cumhuriyet savaşlardan sonra kuruldu. Şimdi 10 yıl süren savaşlar, savaş adı üstünde kriz demek. Kendisi krizden de öte, yıkım demek. Türkiye'nin nüfusunun %80'den fazlası kırsal kesimde, köylülük, yani çiftçilik bile yapamıyordu. Ürettiğini pazarlayamıyordu. Batı Anadolu'da kimi sanayi tesisleri vardı. Esas olarak savaşlarda Türkiye insan gücünü, nitelikli gücünü Çanakkale'de ve Sakarya'da yitirmişti. Ve hem insan gücünü yitirmiş hem sermaye varlığı darmadağın olmuş, yıkılmış bir ülke teslim aldı Cumhuriyet. Mustafa Kemal yakılıp yıkılan Anadolu'da henüz savaşın küllerinin tüttüğü günlerde bu yeni savaşın aslında topla tüfekle yapılmayacağını öngörüyordu. Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda söner diyordu. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masada İngiliz temsilcisi Lord Curzon'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından İsmet İnönü'nün sıkı pazarlıklarına karşılık bütün reddettiklerini bugün cebime koyuyorum, yarın birer birer çıkarıp sizlere ödeteceğim deyişini ve tehdidini hiç unutmamıştı. Atatürk'e göre Osmanlı'nın çöküşündeki en temel neden iktisadiyattı. Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselişiyle, alçalışıyla alakası olan, münasebette olan milletin iktisadiyatıdır. Tarihin ve tecrübelerin tespit ettiği bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamen belirir. Gerçekten Türk tarihi tetkik olunursa
bütün yükseliş ve alçalış sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. İşte bu yeni yaklaşım doğrultusunda Cumhuriyet'in önündeki ilk hedef yepyeni bir iktisat politikası belirlemek oldu. Bunun için her şeyin başladığı ve bittiği yerde, İzmir'de bir iktisat kongresi düzenlendi. İzmir'de başlatılan kongre ile birlikte ekonomiye ve üretime ağırlık veren ama o günkü şartlar içerisinde özel sektördeki birikim olmadığı için, özel sektörün müteşebbisliği olmadığı için yetişmiş elemanda güç bulunduğunda devlet eliyle yapılmış. Yalnız Mustafa Kemal Atatürk'ün ağırlıklı olarak kurduğu bütün kurum ve kuruluşların ana ilkeleri içerisinde halka açılmaya öngörülen ilk kuruluşlarda bunlar yazılı olarak belirtilmiştir. Kongrenin ana amacı kesintiye uğrayan Lozan görüşmeleri sürecinde Batı'ya karma bir ekonomi politikasının izleneceği mesajını vermek, ekonominin dinamiklerini belirlemekti. Bizim milli mücadele yıllarında Batılı hasımlarımıza karşı kullandığımız bir tehdit unsuru, yarı tehdit yarı gerçek, Sovyetler Birliği ile beraber hareket etmekti. İzmir İktisat Konferansı'nda bunun olmayacağı, Türkiye'nin Sovyetlerle birlikte hareket etmeyeceği, tam tersine Batı dünyası ile bütünleşme arzusunda olduğu güvencesi verilmek istendi. Aslında 3000 delegenin katılması öngörülen kongreye yol parası bulunamadığı için katılımcı sayısı 1135 kişide kalmıştı. O günlerde İstanbul'la Ankara arası seyahat 80 saat sürüyordu. Aslında özgürlüğün bedeli öylesine ağır olmuştu ki son 10 yılda yaşanan savaşlar, sürgünler ve göçler Anadolu'nun nüfusunu 15.7 milyondan 13.6 milyona düşürmüştü. Ülke nüfusunun %80'i köylüydü. Her 100 kişiden 90'ı okuma yazma bilmiyordu. 13 bin kişiye sadece bir doktor düşüyordu. Ülkeyi sıtma, tüfüs, tüberküloz gibi hastalıklar kemiriyor, kibrit ya da iğneyi üretecek ölçekte bile bir sanayi bulunmuyordu. Ülkede sanayide çalışan işçi sayısı sadece 15 bindi. Asıl ekonomik kriz bu olsa gerekti. Yurttaşlarını doyuramayan, iş veremeyen, Osmanlı borçlarını ödemek zorunda kalan, ülkesinin batısı savaşlarla viran olmuş, devlet yapısını A'dan Z'ye değiştiren ve iç isyanlarla uğraşmak zorunda kalan bir hükümet. Sayın Alimler, iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre. Cumhuriyet'in kurucuları böylesine bıçak sırtı bir dönemde sadece kendi güçlerine ve düşlerine güvendiler. İki şeyi önemsiyorlardı. Bağımsızlığa ve Türk lirasına halel gelmemeliydi. O günlerde dolar 1 lira 80 kuruş, sterlin 8 lira 40 kuruş değerindeydi. Yeni bir ülke kuruluyor, her şey yeniden inşa ediliyordu. Yeni cumhuriyet, yeni bir ahlak ve hayat demekti. Gümrük İdaresi Genel Müdürü Adil Bey, rüşvet aldığı belirtilen 400 çalışanın işine son verildiğini açıklıyordu. Hayat yine pahalıydı. Fırıncıların eylemi nedeniyle İstanbul'da ekmeğe 60 para zam yapılmıştı. Zeytinyağı 120 kuruş, zeytinin tanesi 60 para, patates 15 kuruş, yumurtanın adedi 6 kuruşa kadar çıkmıştı. İşçi maaşları 30-40 lira, memurlarınki ise 40-50 liraydı. Ortalama kiralar 10 lira olunca emekçiler için hayat kıt kanaat geçip gidiyordu. Cumhuriyet'in kurucuları bütünüyle kendilerine güvenmek zorundaydı. Bir yandan ülkede en çok sıkıntısı çekilen şeker, patiska gibi ürünlerin fabrikaları kuruluyor, bir yandan da Atatürk'ün doğrudan girişimi ve parasal katkısıyla sanayinin motoru olacak bankacılık sektörü için İş Bankası'nın ilk harcı konuyordu. Türkiye yoksul, onurlu ve umutlu bir ülke olarak yaşanan bütün ekonomik sorunlara karşın mazlum milletlerin ilhamıydı ve pırıl pırıl parlıyordu.
Önceki dönemde özel sektörün gelişmesi hedeflenmiş ancak başarılı olunamamıştı. Bu defa devlet hem işveren, hem girişimci, hem sanayici, hem de yönlendirici olacaktı. Maden ve sigara üretiminin millileştirilmesiyle artık asıl yük devletin omuzlarındaydı. Bir mülkiyet şeyi var, takıntısı var. Mülkiyetin yabancı ellerde olması, işte o genç cumhuriyetin elanıyla, ruhuyla bağdaşmaz sayılıyor. Ve bakarsanız tarihlere, bu millileştirmelerin çoğu da bu dünya ekonomik bunalımının başladığı yıllarda, yani yabancı sermayenin zaten bırakıp gitme eğiliminde olduğu yıllarda ve bir de biz bunların üzerine büyük şeyler ödedik. Sadece Türk öğün çalış güvenle ifadesini bulan inanç ve sadece devrimci bir ruh vardı. 1928 yılında İktisat Bakanlığı kurulmuş, Osmanlı borçlarının ödenmesine başlanmıştı. Lozan Anlaşması doğrultusunda gümrüklerin serbest kalması Türkiye için yeni gelir kaynakları demekti. Menkul kıymetler ve kambiyo kanunuyla finans piyasalarına çeki düzen verildi. Dışarıdan satın alınan ve en pahalı maliyeti olan ürünlerden başlayarak sanayileşme hamlesine girişildi. Artık sanayi sektöründe çalışanların sayısı 256 bine yükselmişti. Ancak 1929 yılında dünya tarihinin en büyük ekonomik bunalımı yaşanmaya başladı. Amerika'da Kara Perşembe olarak bilinen ve borsanın çöküşüyle başlayan kriz dalga dalga bütün dünyaya yayılmaya başladı. Bu krizden Türkiye de nasibini aldı. Ekonomik krizin halka ilk faturası pahalılık oldu. 17 Şubat 1929 tarihli Milliyet Gazetesi, hayat pahalılığının %18,5 olduğunu yazıyordu. Gazeteye göre bu pahalılığın %5'i cihan buhranından kaynaklanıyordu. En pahalı iller İzmir ve Samsun'du. Enflasyonun indirilmesi için aracıların ortadan kaldırılması tek çare olarak tartışılıyordu. Türk lirası değer kaybetmiş, 1 dolar 2 lira 20 kuruşa yükselmişti. Sterlin 10 lira 42 kuruşa fırlamıştı. İthalat pahalanmış, buna karşılık ihracatın ana kaynağı tarım ürünlerinin fiyatı ucuzlamıştı. Yani Türkiye gelirlerinden olmuştu. Avrupa'ya tarım ürünlerini satamaz oluyor. Çünkü Avrupa'nın alım gücü yok. Aynı şekilde böyle olunca döviz kıtlığı nedeniyle dışarıdan mal getiremez oluyor. Yani en büyük tıkanıklık dış alım ve dış satımında görülüyor Türkiye'nin ve bu içeriye de yansıyor. Nasıl yansıyor içeriye? Dışarıya ürününü satamayan çiftçi, özellikle Ege'de, yani pamuk, tütün, fındık, üzüm, incir gibi ürünlerin üreticileri bunalıma, yani ekonomik anlamda krize sürükleniyor. Pahalılığın bir nedeni de ihracat olarak görülüyordu. Avrupa'ya ihraç edilen zeytinyağı ve 15 milyon yumurta neredeyse bir felaket gerekçesi olarak görülüyordu. Türkiye ekonomik krizi ev ev, şehir şehir yaşıyordu. Gazeteler Anadolu'da evlerde çıra yakıldığını yazıyor, doktorlar ve dişçiler ispirto bulamamaktan yakınıyordu. Devlet ithalata olan ihtiyacı azaltmak için yerli malları haftalarıyla yerli tüketimi özendirmeye çalışıyordu. Her yıl Aralık ayında bütün Türkiye'de bir tasarruf yerli malı haftası düzenlenir. Basında geniş yayınlar yapılır. Radyoda, meydanlarda, kahvelerde nutuklar çekilir. Krizin en derin yaşandığı yıl 1932 yılı. Üretim çok düşmüş ve özellikle tabii üreticiler mallarını satamadıkları için üretim yapamıyorlar, ellerine çok az para geçiyor. Ama bu arada önemli bir miktarda da önceden alım yapmış ve elinde mal kalan tüccar da batıyor. Büyük tütün tüccarları falan o arada önemli batma deneyi yaşıyorlar. İşsizlik dalga dalga yayılıyordu.
Kasımpaşa'da işsiz kalan bahçıvan Hüseyin Sadim'in intiharı bir naaş daha başlığıyla duyuruluyordu. Gazetelere göre hammallık mesleğine rağbet artmıştı ve 700 bin nüfuslu İstanbul'da 5500 hammal vardı. Hükümet askeri ücret tutarlarını belirleyerek emekçilerin ucuza çalıştırılmalarının önüne geçmeye çalışıyordu. Yapılan hesaplamalara göre asgari ücret ayda 24-25 lira olmak zorundaydı. İstanbul Ticaret Odası'na göre aslında şehirde pahalılık yoktu. Ancak ücretlilerin geliri o kadar düşmüştü ki mallar onlara pahalı geliyordu. Hükümet de asgari ücreti 40 liraya çıkarmayı hedefliyordu. Oysa Ticaret Odası'na göre ekmek 1914 yılına oranla 21 kat, gıda maddeleri 15.8 kat, giyecek 13 kat, ev kirası ise 16 kat artmıştı. Bütün olumsuzluklara karşın hükümet devletçi ekonomiyle sanayi tesisleri kurarak ihtiyaç duyulan ürünleri Türkiye'de üretmeyi tercih ediyordu. Yani günü değil, geleceği kurtarmayı amaçlıyordu. Ve Osmanlı'yı tarihe gömenler dış borç alınmamasına özen gösteriyordu. Birçok ülkeler acımasız buhran karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüşken biz bu kapsal felaket önünde cüda irkilmedik. Yurdun ekonomisini yeni bir düzene yönetlemiş bulunuyoruz. Arsı ulusal tecimi denkleştirerek, iç pazarı harekete getirerek kendimizi korumayı başardık. Asıl önde tuttuğumuz iş, geniş bir endüstri programını gerçekleştirmeye başlamak olmuştur. Bu program tamamıyla gerçekleştiği gün, şüphesiz yurttaşın geçimi hiç olmayacak derecede genişleyecektir. Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları başladığında şehirler ışıl ışıl bir başarı öyküsünü anlatıyordu. Sanayi kesimin toplam üretim içindeki payı %17'lere kadar yükselmişti. Devlet eliyle biçimlenen planlı sanayileşme hamlesi öylesine başarılı olmuştu ki büyüme adeta sihirli değnek değmişçesine her yıl ortalama %9'ları bulmuştu. Türkiye'nin ilk sanayi planı hazırlanıyor. 1934 yılında da uygulamaya konuyor. İşte bildiğimiz bu tekstil, şeker, kağıt, Karabük demir çeliğin içinde olduğu 20 projelik bir paket uygulamaya giriyor. Bu tabii sanayi kısmıyla ilgili. Diğer bir kısmı var. Tarımda ne oluyor? Esas kriz tarımı çok vurmuş. Tarımı da canlandırmak durumunda. Çünkü ekonominin esas kısmı tarım. Küçük çiftçiyi korumaya dönük olarak tarım satış kooperatifleri kuruluyor. İşte İzmir'deki ünlü Tariş, daha sonra işte pamukla ilgili olanlar, fındıkla ilgili olanlar çeşitli yerlerde kuruluyorlar. Mustafa Kemal demir ağlarla ürünen o ülkeyi müjdeliyordu. ...19 Şubat 2001'de yaşanan kriz olmasaydı Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik buhranı hangisi olurdu diye sorsanız hiç düşünmeden İkinci Dünya Savaşı yılları derdim. Dünyanın savaşla altüst olduğu o günlerde Türkiye yangından uzak kalmayı başarmış ama çok ağır bir ekonomik bedel ödemişti. Krizlerin tarihini anlatan belgeselimizin bu bölümünde sizleri İkinci Dünya Savaşı yıllarına ve sonra 1946 ve 1958'de yaşanan İki önemli dönüm noktasına götüreceğiz. Yurttaşlarım, Aslanan'da tek ve büyük dar yaptı. İşlerin en büyük, en büyük, hız kahramanlığı ve
Eyüp'ten hıskırtına var. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzdur. Dünyamız her mamur, her bedenin merkezleri seni geçmez kalacak. Milletimizi engeliz, kafa, hasta ve kaynaklarına sahip kalacak. Bizi kültürümüzü ve tüm bedeni geçemeyesine düşmez kalacak. Türkiye bütün zorlukları aşıyor, muasır medeniyet hedefi doğrultusunda ilerliyordu. Atatürk'ün yaşamını yitirmesiyle ebedi şefin yerini milli şef İsmet İnönü almıştı. Milli şefle değişen sadece lider değil, ülkenin paralarıydı. ...1930'lar boyunca Avrupa'da esen savaş rüzgarları artık fırtınaya dönüşmüş ve ülke ülke Avrupa bir yangın yerine dönüşmeye başlamıştı. Nazi Almanya'sının panzerleri bir kabus gibi Avrupa'nın başına çökmüş ve Almanya, İngiltere dışında bütün Avrupa'yı yutu vermişti. Türkiye İsmet İnönü'nün diplomasi sanatındaki tecrübesi ve kararlılığıyla bu yangının sirayet etmemesi için çaba gösteriyordu. Ancak Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarına dayanan Nazi ordusunun, Kafkas sınırındaki Sovyet ordusunun ne yapacağından emin olamayan Türkiye, bütün kaynaklarını ulusal savunmaya ayırmıştı. Şeker, benzin, çünkü o dönemde benzin, akaryakıt ürünleri, dolayısıyla askeri bakımdan stratejik olabilecek kamyon ve otomobil lastikleri bir savaşa girme ihtimali karşısında büyük ölçüde stoklanıyordu. Yani sivil hayatta bunların kullanımı büyük ölçüde kısıtlanmıştı. Bütçenin yarısından fazlası savunma amaçlı kullanılıyordu. Ülkenin en üretken kesimi, yaklaşık 1 milyon genç silah altındaydı ve tarımsal kaynakların çoğu askerlerin karavanası için kullanılıyordu. Bizler, yani bu ayakkabı kıtlığı, elbise kıtlığı şeyler yeni yeni bir takım yöntemler gelişti. Mesela elbiselerin, erkek elbiselerin ters yüz edilmesi bir yöntemdi. Yani kumaş ters yüz edilirdi. Terziler bu konuda iktisat sahibi oldular. Şeylerin altı delinirdi, ayakkabılarının altı. O zaman bir başka şey değişti. O zaman bu naylon çocuk bezleri, şunlar bunlar yoktu. Lastikler vardı böyle. O lastikler sarılır ayakkabılara giyilirdi ki sular geçmesin diye. Yani bu, ki ben memur çocuğum, bunları yaptım. Bu daha yoksullar, işçi çocukları vesaireler düşünün ne hallerde. Artık büyümeye kalkınma hayal olmuş, Türkiye var olma mücadelesi veriyordu. Ekonomi %9,5 oranında küçülmüş, enflasyon %150'leri bulmuştu. Türkiye, savaşın kıyasıya sürdüğü ülkelerden ihtiyaç duyduğu ürünleri ithal edemiyor. Bu nedenle de ülkede kıtlık ve kara borsa ekonomiyi ele geçiriyordu. Türkiye gibi kalkınma ihtiyacında olan ülkelerin sanayi malı talepleri ne kadar yüksek fiyat verirlerse versinler pek zordu. Bunları elde etmeleri hayli güçlü. Dolayısıyla 1940'lı yılların ortalarında İstanbul'da tüneli çalıştırmakta olan kayışın kopması sonucunda tünelin neredeyse 2 sene boyunca çalışamaması, yani o kayışın dışarıdan gelememesi, işte bu anlattığım sahnenin somut bir örneğidir. Ekmeğin karneyle verildiği günlerdi. Nebati yağ olarak ofis yağı dediğimiz bir yağ vardı. Çok ilkel bir nebati yağdı. Yani herkes işte Vakfı Kebir'den, Urfa'dan falan getirilen bildiğimiz tereyağı geliyordu. Onun fiyatı alabildiğine yüksekti. Şeker yüksekti. Yoktu. İşte çay pekmezle içilirdi. Aşure pekmezle yapılırdı. Yani bir takım tatlılar böyle yapılırdı. Ekmek kaneyliydi.
Çocukların çeyrek ekmekti. Tam ekmek ağır işçinin ekmeğiydi. Yarım ekmek de büyüklerindi. Ekmek ama buna rağmen sabahın köründe kuyruğa girilirdi. Bu dönemde hükümet varlık vergisiyle gayrimüslimlerden, toprak mahsulleri vergisi ve yol vergisiyle de çiftçilerden gelir elde etmeye çalışıyordu. Özellikle varlık vergisi, gayrimüslimlerin yerine Türk sermaye sınıfını yaratmayı hedeflediği için ayrımcı ve adil olmadığı gerekçesiyle toplumsal hafızaya kazınıyordu. Savaş bittiğinde Türkiye dünyanın bu büyük altüst oluşu karşısında yalnız ve şaşkındı. Savaşa girmediği için galiplerin mesafeli durduğu bu ülkede tek parti rejiminin varlığı, yüzyılın ikinci yarısına damgasını vuracak demokrasiyi tercih edenleri rahatsız ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş yıllarından önce başlatılan ve savaş yıllarında savaştan sonra çok daha büyük ölçeklere yayılması düşünülen devletçi sanayileşme stratejisini desteklemeyeceği anlaşıldı. Amerika bunu bir Sovyet rejimi olarak gördü, Sovyet iktisadi rejimi olarak gördü. Biz Türkiye'nin Sovyetlere bir yandan direneyim derken içeride Sovyetlere benzer bir iktisadi yapı kurmasına para vermeyiz dediler ve çok hızlı bir şekilde Türkiye 46-47 yılından itibaren çok hızlı bir şekilde piyasa ekonomisinin güçlendirilmesine ağırlık veren yeni bir kalkınma anlayışına ve programına yöneldi. Dünya değişiyor, Türkiye'nin bu yalnızlıktan kurtulması gerekiyordu. Daha da önemlisi, galiplerin galibi Sovyetler Birliği, Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı istiyor, Boğazlar'da üst talep ediyordu. İşte böylesi bir dönemde Türkiye çok partili demokrasiyi kabul ederek yeni safını dünyaya ilan ediyordu. Yeri Amerika ve müttefiklerinin yanı olacaktı. Savaş yıllarında savaşan ülkelerle karlı alışveriş yapan Türkiye, parasının istikrarını korumuş, kasası dolmuştu. Ancak dünyada ticaret yeniden hareketleniyor ve Türkiye'nin değerli parası ithalat ve ihracatta engel olmaya başlıyordu. 7 Eylül 1946'da hükümet aldığı bir kararla Cumhuriyet tarihinin ilk devalüasyonunu gerçekleştirdi. Yani Türk lirası dolar karşısında %54 değer kaybetti. Artık 1 dolar 2 lira 80 kuruştu. Bütçem zayıf olacak. Ne kadar zayıf olursa olsun ondan biraz daha zayıf hale getirip bir miktarını yatırım olarak ayırmak ve zaman ile memleketin ilerlemesini bu yatırımla sağlamak bir ağır tecrübelerin ilhamı olarak düşman içinde, düşman karşısında en ağır baskılar altında edinilmiş bir kanaatti bende. Bu kararın alınmasındaki temel nedenlerden biri de IMF'ye girecek olan Türkiye'nin mallarını daha ucuza satmak için parasının değerini düşürme kaygısıydı. Türkiye hükümeti yeni ortamda ithalatı serbest bırakacak olsak, Türkiye piyasasında arz edilecek döviz kadar Türkiye'deki ithalatçıların dövize ihtiyaç duymalarını sağlamak için doların fiyatını kaç lira yapmamız lazım diye bir egzersiz yaptılar. Yani bu tabii o anda Türk lirasının aşırı değerlendirilmiş olmasını gösteriyordu ki Türk lirasını ucuzlatmak, doları pahalatmak biçiminde bir yeni fiyat tespiti ihtiyacı doğdu. Türkiye çok partili demokrasi kararıyla
Sovyetlerin tehdidine karşı Amerika'nın şemsiyesi altına girmişti. Bu süreçten itibaren Truman Doktrini doğrultusunda Türkiye'de Marshall Yardımı olarak bilinen askeri ve ekonomik yardım paketinden yararlanmaya başladı. Ekonominin ve siyasetin cicim aylarıydı. Batılı yaşam tarzı Amerika'nın heybetli gemileri ve yardımlarıyla geliyor, filmleriyle de her mahalleye bir milyoner fikriyatı tomurcuklanıyordu. Artık düşlenen Amerikalı gibi yaşamaktı. Amerikalı refahı hakkı sayar, rahatına düşkündür. Amerika'daki ailelerin %60'ından fazlasının otomobili vardır. İşte radyo, istediğiniz istasyonu dinleyin. Evinin her köşesi elektrik ışığı içinde. Her evde akarsu şarttır. Her mutfakta modern bir ocak tabiidir. Buzdolabı ise demirbaş. Amerikalı için bunlar gündelik ihtiyaçlardır. Üzerinde bile durmaz. Canı çalgı mı istedi? Pikaba koyar plakları. Pikap nasılsa otomatik. Kendiliğinden işler. ...1950 yılından itibaren Türkiye'nin bu yeni döneminde... ...siyasetin kaptan köşkünde tek parti dönemine... ...artık yeter diyen Demokrat Parti'nin liderleri vardı. Türkiye, Kore'ye yolladığı askerleriyle... ...NATO'ya liyakatını kanıtlamış... ...Amerikan yardımları yeni hükümete önemli bir kaynak sağlamıştı. Ülke serbest piyasa ekonomisinin itici gücü... ...özel sektörün gelişmesi ve Amerikan yardımlarıyla... ...adeta kabuk değiştirmişti. Altyapı gelişmiş... Tarımsal üretim modernleşmişti. Ancak bütün bu olumlu gidişin arkasında dış borçlar vardı. Alacaklılar Türkiye'nin kapısını çaldığında borçların zamanında ödenemeyeceği ortaya çıktı. Demokrat Parti hükümeti yeni dış borç alamaz hale geldi. Dünün öcüsü Sovyetler Birliği'nden bile borç arandı. Bulunamadı. Bu arada ülkede ekonomik kriz tüm ağırlığıyla kendini hissettiriyordu. Zamlar çığ gibiydi. Ben o sırada Hazine Genel Müdürlüğü görevini, Genel Müdürlüğü müşaviri görevini yürütüyordum ve para formülle ilişkilerden de bir ölçüde sorumlu kimse durumundaydım. Para formülle yaptığımız müzakerelerde kaynaklar tükendiği için, dış kaynak ihtiyacı ortaya çıktığı için bir yeni düzenleme yapmak konusunda da belli bir mutabakat hasıl olmuştuk. Ve bu çerçeve içinde, en önemli faktör de yeni döviz kurunun ne olacağı meselesiydi. Geriye kalan tek çare IMF'nin isteklerini yerine getirmekti. Yapılan görüşmelerde Türk lirasının değerinin düşürülmesine karar verildi. Bir dolar 5 lira 20 kuruş olacaktı. Ancak IMF ile görüşmelerin sürdüğü o günlerde Ankara sözünden caydı. IMF'ye ve gelecek 300 milyon dolar krediye ihtiyaç olmadığına karar verilmişti. İşte bu değişikliğin bedeli ağır oldu. Dediler ki biz böyle bir mutabakata varmıştık ama Ankara'dan aldığımız haberlere göre hükümetiniz bu program konusunda kesin bir mutabakata varmış durumda değil. O nedenle biz dünkü toplantımızda size verdiğimiz sözü şimdilik geri çekmek durumundayız. Bu işlerin askıya alınmış olması anlamına geliyordu. Aynı şey Para Fonu ve Dünya Bankası'nda da oldu. Ve biz Türkiye'ye dönmek durumunda kaldık. Kıtlık ve kara borsa sonrasında tatlı hayatın reçetesi ağırdı. 3 Ağustos 1958'de yapılan devalüasyon, Cumhuriyet tarihinin en ağır istikrar paketlerinden birinin devreye sokulduğunu ilan ediyordu. Doların değeri 2 lira 80 kuruştan tam 9 liraya yükseliyordu. Üstelik istikrar paketinde kit ürünlerine zam, ithalat ve ihracatın serbest bırakılması, Demokrat Parti'nin o serbest piyasacı yüzünü gölgeleyen mal ve hizmetler konusundaki fiyat denetimlerinin kaldırılması, devlet kuruluşlarına kredi verilmemesi gibi bugünün ipuçlarını veren kararlar vardı. Türkiye açık yüreklilikle dış borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etti. Borçlar yeniden taksitlendirildi. Bu kararlar aslında Demokrat Parti'nin 27 Mayıs darbesiyle son bulacak o makus talihinde halk desteğini de azaltacak gelişmelerdi. Bu kararlardan etkilenen gencecik bir adamsa bir sonraki ekonomik krizin kurtarıcısı olarak görülen bir isimdi. Evet, 1958 yılında
Amerika'da 2 yıllık bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. İlk karşılaştığım olay Türkiye'deki yoklukların verdiği sıkıntılardı. Bir yerde bir daire kiralayıp bir arkadaşla birlikte oturmaya karar verdik. Fakat ilk karşımıza çıkan sorun elektrik ampulü bulunamamasıydı. Çünkü Türkiye'de hakikaten o zamana kadar, yani benim çocukluğumdan o güne gelinceye kadar yaşanmamış büyük bir kıtlık olayı vardı. Vitrinlerin çoğu boştu Ankara'da ve en önemli ihtiyaç maddeleri bulunamıyordu. Hatta o zamanın meşhur politikacılarından Osman Bölükbaşı muh bulunamıyor çünkü Demokrat Parti bu muhu milletin sinesine çaktı diye hepimizin şeyini çeken, ilgisini çeken bir söz söylemişti. Türkiye Cumhuriyeti tarihi aynı zamanda ekonomik krizler, enflasyon ve Türk lirasının önlenemez düşüşünün tarihiydi. Düşen paranın değeri adeta Atatürk'ün yüzüne yansıyor ve basılan paralarda atanın yüzü giderek asılıyordu. Oysa yüzyılın ikinci yarısında Türkiye'yi bekleyen krizler gideni aratacak cinstendi.